Merhaba ve nihayet sandık açıldı. Türkiye geçtiğimiz pazar günü belediye başkan adaylarını seçti. Her ne kadar bazı yerlerde itirazlar, tartışmalar olsa da Türkiye büyük oranda belediye başkanlarını belirledi. Kuşkusuz seçimin en önemli sonuçlarından bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın el değiştirmesi. İtirazlar devam ediyor. Kesin sonuç olmasa da Ekrem İmamoğlu belli ki bu itirazların sonuç vermediğini pekala da biliyoruz. Büyük bir olasılıkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak. Dolayısıyla biz de açılan sandığın ilk başlığı olarak onu seçtik. Ekrem İmamoğlu neden kazandı diye soracağız ve bunun yanıtlarını kendimizce vermeye çalışacağız. İkinci başlığımız MHP gerçekten kazandı mı? Son başlığımızsa İstanbul'da ilçeler neden el değiştirdi? İlk başlığımızda başlayalım. Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Buna dair medyaskop ekranlarından seçimden bu yana birçok analizler yapıldı burada. Siyaset bilimciler, Ruşen Çakır, bağlantıları yapan arkadaşlarımızla bu soruya yanıt bulunmaya çalışıldı. Ben de kendi penceremden biraz rakamlara dayanarak Ekrem İmamoğlu'nun neden seçildiğine dair bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ve tezim ve iddiam şudur ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 24 Haziran 2018'de oy veren seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun sandığa gitmemesi, hatta bir kısmının Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi sonucu Ekrem İmamoğlu kazandı tezini rakamlarımla desteklemeye çalışacağım. İlk rakamımızdan başlayalım. İlk rakam şunu iddia ediyor. İstanbul'da 24 Haziran 2018'e göre 720.336 seçmen sandığa gitmedi. Rakamlar çok net. 9.586.950 kişi 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na, AKP ve MHP'ye oy verirken 31 Mart 2019'da Cumhur İttifakı'na, yani Binali Yıldırım'a çıkan Büyükşehir için konuşuyorum, oy sayısı 8.866.614. Bu 720.336'lık bir fark demek. Cumhur İttifakı 720.336 oy daha eksik almış durumda 24 Haziran'dan. Aslında az önceki şimdiki ekrana gelen grafiği, tabloyu daha önce de kullanmıştım. Buradaki amacımız nedir? AKP ve MHP'nin 2014'ten bu yana toplam oy oranı ve muhalefetin CHP, HDP, İYİ Parti'nin de toplam oy oranlarını 2014'ten bu yana bir tabloda topladık ve karşımıza şu sonuç çıkıyor. 1 Kasım 2015'te 5 milyonun üzerine çıkan bir oydan bahsederken bugün Cumhur İttifakı'nın toplamının 4.147.297'de kaldığını görüyoruz. 5 milyon barajını AKP bir denedi 1 Kasım 2015'te ve ondan bu yana hep oy kaybetti. En çarpıcıysa 24 Haziran, yani bir seneden az bir süre içerisinde 4.808.734 oy alırken Cumhur İttifakı 31 Mart 2019'da Binali Yıldırım'a aynı Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin 4.147.297'si oy verdi. Yaklaşık 650 binlik bir fark var. Az önce hatırlarsak 720 bin küsür seçmenin sandığa gitmediğini söylemiştik. İşte artık varın siz karar verin. 650 binlik bir fark ve 720 bin civarı sandığa gitmeyen bir Cumhur İttifakı, pardon, bir seçmenden bahsediyoruz. Buradaki bu rakamlar bize çok net olarak şunu söylüyor ki AKP'ye daha önce, o Cumhur İttifakı'na daha önce oy vermiş seçmenler bu seçimde sandığa gitmediler ve Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının yolunu açtılar. Neden gitmediler? Bunun yanıtı siyaset bilimcilerince özellikle AKP'li kurmaylarla açıklanması gereken bir durum. Yani şu an aslında geçersiz oy aramak yerine neden insanlar bize 24 Haziran'da verip şimdi oy vermedi sorusunu aramak Cumhur İttifakı için çok daha yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Ve son olarak da az önceki tablonun grafiği ekrana geliyor. Burada da şunu ortaya çıkarmaya çalıştım. İstanbul seçmeninin 2014'ten bu yana muhalefetteki ve iktidardaki kümelenmesini anlatmaya çalışacağım. Az önce de söyledim, 5 milyon sınırını geçmişti muhalefet burada, pardon iktidar 1 Kasım 2015'te, ancak şu çok net ki şu an 4 milyona doğru bir inişi var ve işte iki nokta var ki kırmızı ve mavinin kesişip hatta kırmızının üste çıktığı nokta referandum. Referandumda evet kırmızı çizgi muhalefet yukarıdaydı ki İstanbul sonucu zaten bunu gösteriyordu bize. İstanbul'da hayır yüksek çıkmıştı. Şimdi ise burada birleşik görünüyor ancak daha derin incelemede çok net ki 20 bin küsürlük bir farkla muhalefet oyu iktidar oyunu geçmiş durumda. burada dikkat çeken bir nokta var ki aslında önceki seçimlere göre hem iktidarın hem de muhalefetin oy sayısı aşağı doğru bir grafik halinde. Dolayısıyla burada aslında ciddi olarak sandığa gitmeme eğilimini gösteren, her ne kadar Türkiye'de katılım %80'lerin üzerinde hep olsa da sandığa gitmeme eğilimine dair sayısal olarak bir eğilim olduğunu burada biz görebiliyoruz. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Az önceki iddiam şuydu. 24 Haziran 2018'de Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin yaklaşık 650 bini bu seçimde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a oy vermedi. İşte bu da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına yol açtı. Hatta burada biz şuna da vakıf olacağız. Bazı seçmenler ilçelerde ve il genel meclislerinde, pardon büyükşehirler il genel meclisi yok, belediye meclislerinde AKP'ye oy verip Ekrem İmamoğlu'na da vermiş olma ihtimali var. Bunu saha gözlemlerime dayanarak söylüyorum ki öyle bir ihtimal de ortaya çıktığında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı kurmaylarının herhalde şapkalarının önlerine koyup düşünmeleri daha bir zorunlu hale gelecek. Evet, Ekrem İmamoğlu neden kazandı sorusuna yanıtımız bu şekilde. İkinci başlığımız MHP gerçekten kazandı mı? 31 Mart akşamı şöyle bir söylem egemendi Türkiye'de ki bu stüdyoda ben de ilk sonuçlara baktığımda bunu zikrettim. MHP belediye sayısını arttırdı. Evet, 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 8 belediye kazanmıştı. Bu rakamı 11'e çıkarttı. Bu da haliyle Türkiye haritasında MHP'nin rengi olan maviyi daha çok görmemize neden oldu. Ancak işin aslı öyle mi? Biraz şu açıdan baktığımızda MHP tamam 11 ile çıktı. İlleri saymak istersek 2014'te aldığı illerden başlayalım. 2014'te Milliyetçi Hareket Partisi 3 tane büyükşehir almıştı. Bunları tek tek saymak gerekirse Manisa, Isparta, Bartın, Karabük, Adana, Mersin, Kars ve Osmaniye. Buraları 2014'te Milliyetçi Hareket Partisi almıştı. Bu peki 2019 yerel seçimlerinde MHP hangi illeri aldı? Şimdi o grafik ekrana geliyor, 11 il. Manisa, Kütahya, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Karaman, Amasya, Bayburt, Erzincan ve Osmaniye. Bu illeri de AKP'den aldı, artı 3 ili. Peki bunlar, bu il sayıları Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu seçimde başarılı olduğunu bize söylememize neden olur mu? Bence olmaz. İlçeleri bir kenara bırakıyorum. İlçede %100'e yakın bir artış var MHP'de ama şu çok net ki belediyelerin görünür oldukları yerler, illerde yaptığı hizmetler, oralardaki politikaları. Peki neden bunu söylüyorum? Şu cümleyi kurmak istiyorum. 2014 yerel seçimlerine MHP'nin elde ettiği belediyeler ki bunların içerisinde 3 tane büyük şehir vardı. Adana, Manisa ve Mersin. Toplam nüfus 7.120.000. Yani MHP o zaman 2014'te 7.120.000 nüfusu yönetecek bir belediye gücüne sahipti. Peki şimdi 11 il oldu, 3 il arttı. Nüfus toplamı ne? Sadece 4.400.000. Dolayısıyla şu çok net ki yarı yarıya olmasa bile ciddi bir kayıp var MHP'nin yöneteceği nüfus konusunda. Çok net ki bunun sebebi de Adana ve Mersin'i kaybetmiş olması. Şöyle bir hesap da yapalım. Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Karaman, Amasya, Bayburt ve Erzincan'ı toplayalım. Onların nüfusu 1.940 yapıyor. 1.940. 2.200.000'lik Adana dahi etmiyorlar. 8 ili topluyorsunuz, bir Adana etmiyor. Dolayısıyla bütçe konusunda hiç girmeyelim zaten. MHP'nin yöneteceği belediyelerin bütçesinde de yani parasal anlamda bir kayıp söz konusu. Dolayısıyla MHP bence bu seçimde pek de başarılı değil. Bu il sayısının yarattığı psikolojik üstünlük, bazı yerleri AKP'den alması, ensendeyim mesajı vermesi, Ankara'da iktidar blokunda MHP'nin ağırlığını arttıracaktır kuşkusuz. AKP ile MHP pazarlıklarında MHP'nin bir siyasi ağırlığı iktidar blokunda daha da artacaktır. Ama bunlar siyasi sonuç. Az önce söylediğim gibi teknik olarak, rakamsal ve parasal olarak baktığımızda MHP aslında 2014'e göre güç kaybetmiş durumda belediyelerde. Bunu da farklı bir pencere olarak burada anlatmak istedim. Son başlığımızsa İstanbul ilçelerini konuşacağız. Burada açılan sandık yayınlarında İstanbul ilçelerinin üzerinde çok durmuştum. Çünkü gerçekten ilginç sonuçlara gebe bir hal olduğunu sahada arkadaşlarımız, medyaskop ekipleri gittikleri zaman bize zikrediyorlardı, dillendiriyorlardı. Peki sonuçta ne oldu? İtiraf edeyim, büyük değişimler olduğunu söyleyemem. Aynen korundu aslında. 39'a 14 gibi bir denge vardı. Pardon, 39 ilçenin 25'e 14 gibi bir denge vardı. Bu 14-25 dengesi korundu. Yani iktidar blokunda 25, muhalefet blokunda 14 ilçe hala kaldı. Peki ilçeler de değişim oldu mu? Evet, oldu. CHP 2 ilçe kaybetti ama bunun karşılığında İstanbul'un en büyük 2 ilçesini kazandı. Çok ilginç bir durumda el değiştirmeler tamamen İstanbul'un batısındaki ilçelerde gerçekleşti. Silivri'yi CHP MHP'ye kaptırdı, Çatalca'yı CHP AKP'ye kaptırdı, AKP'den de Esenyurt ve Küçükçekmece'yi aldı. Bunların tümü İstanbul'un Avrupa yakasında batısına yer alan ilçeler. Anadolu yakasında hiçbir değişiklik olmadı. Herkes belediyesini korudu. Silivri'den başlayalım. Peki neden böyle bir sonuç oldu? Ve şunu da söyleyelim, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da ilk defa bir ilçe belediyesi kazandı. Silivri'de. Evet, AKP aday çıkarmamıştı. AKP destekli Volkan Yılmaz artık Silivri'nin yeni belediye başkanı ve MHP'li. Oranın favorisi CHP'nin mevcut belediye başkanı Özcan Işıklar'dı. Bilenler bilir. Kendisi aynı zamanda Muharrem İnce'nin de dünürü. Kaybetti. Çok net kaybetmesinin sebebi daha önce CHP'den belediye başkanlığı yapmış Selami Değirmenci DSP'den adayı oldu. CHP'den başvurusu vardı. CHP onu göstermedi. O da inat etti. DSP'den aday oldu ve mevcut CHP'li Özcan Işıklar'ın kaybetmesine neden oldu. Orada hesap çok açık. Örneğin aynı hesabı avcılarda da Handan Toprak gerçekleştirmek istedi DSP'den ama %1'i dahi bulamadı. CHP orada kazandı ama DSP'den adaylık formülü Silivri'de işledi. Bu durumda da MHP adayı Volkan Yılmaz ipi göğüsledi. Peki Çatalca? Çatalca aslında nüfusu İstanbul'un en küçük yerlerinden birisi, adalardan sonra. Orada da Mesut Üner 25 bin küsür oyla seçildi. Cem Kara, CHP'de yıllardır belediye başkanlığı yapan bir isimdi. Belli ki küçük yer isim öne çıktı. Mesut Üner'den burada bahsetmiştik. Futbol kulüpleri yönetmiş, eski futbolculuğu olan, tanınırlığı yüksek bir isimdi. AKP'den de adaydı. Belli ki Çatalca aslında milliyetçi dozda yüksek bir yer. Özellikle bu iktidarın işte CHP, İYİ Parti, işte terör işbirliği ve benzeri söylemlerinin Çatalca'da karşılık bulmuş olabileceğinden bahsedebiliriz. Bu arada hemen belirteyim, hangi ilçeler neden el değiştirdi sorusu için Medyeskop ekipleri bu haftadan itibaren sahaya çıkmaya başlıyor. Ayrıntılı olarak Silivri, Çatalca neden el değiştirdi? Hem kaybeden hem kazanan adaylarla konuşacağız ve bu konuda net bir sonuç elde etmeye çalışacağız. Az önce biraz sonra sayacağım ilçelerde dahil az farklı neden gitti, az farklı neden kazanıldı diye. Esenyurt ve Küçükçekmece çok net ki daha önce de buradan söyledik. CHP'nin kazanma ihtimali yüksek olan yerlerdi. AKP'nin bir tanesinin mevcut belediye başkanı devam etti Küçükçekmece'de ama olmadı. Zaten 2014'te de AKP orayı zor almıştı. Esenyurt'ta ise çok net ki HDP seçmeninin CHP'ye yoğun bir desteği oldu. Burada hemen belirtelim, Ekrem İmamoğlu'nun komşu Beylikdüzü'ne belediye başkanlığı yapması ve birçok kimselerce de başarılı belediye başkanlığı olarak değerlendirilmesi Esenyurtluları daha bir motive ettiğini söyleyebiliriz. Ancak çok net ki Küçükçekmece ve Esenyurt'un ki İstanbul'un ilk iki büyük ilçesinin nüfus olarak CHP'ye geçmesinde oradaki HDP seçmeninin çok net bir desteği olduğundan bahsetmek mümkün. Çünkü buralarda HDP'nin oyu %20'lerin üzerinde. Bunu söyleyelim. AKP'nin buralarda kaybetmesinin sebepleri arasında aday niteliğinden çok konuşmak istemiyorum. Zira eski milletvekili vardı. Tamam, Esenyurt'a Ümraniye'de yetişmiş bir AKP tabanından birini göndermişlerdi. Tanınırlığı yoktu ama yine de buralarda aslında HDP seçmeni desteğiyle CHP'nin alması neredeyse bağıra bağıra gelen bir sonuçtu. Evet, 4 değişen ilçe hakkında bunları söyleyebiliriz. Peki bunlar dışında burada yine zikrettiğim bir durum vardı ki bazı ilçelerde de el değiştirmeler mümkün olabilir. Küçükçekmece ve Esenyurt kadar altını çizerek söylemedik ancak Zeytinburnu, Üsküdar, Sancaktepe, Beyoğlu, Tuzla ki beni şaşırtan bir sonuç var. Bayrampaşa'da da evet, bunlarda el değiştirme olmadı. Buralarda hala Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı ancak şu çok net ki Zeytinburnu'nda 6.000'le, Üsküdar'da 9.000'le, Sancaktepe'de 6.000'le, Beyoğlu'nda 7.000'le, Tuzla'da 7.000'le, Bayrampaşa'da ise 8.000 farkla kazanabildi Adalet ve Kalkınma Partisi. Ki baktığımızda önceki seçim sonuçlarında buralarda aslında AKP çok açık ara öndeydi. Şunu söyleyebiliriz, Ekrem İmamoğlu'nun aslında tamam ilçelerin renkleri bazında AKP hala egemen ama CHP'den de inanılmaz bir itici güç var burada. Eğer bu trend devam ederse ve Türkiye'deki siyasi pozisyon, durumlar, pozisyonlar bu şekilde devam ederse bir sonraki seçimde Zeytinburnu, Üsküdar, Sancaktepe, Beyoğlu, Tuzla ve Bayrampaşa el değiştirebilir. Şunu söylemek istiyorum. Buralarda CHP'nin nefesi AKP'nin ensesinde. Şu anda muhtemelen Sancaktepe'de tabii şöyle bir talihsizlik yaşanmış. Özgen Nama çok iddialıydı. Ben de oranın büyük olasılıkla Küçükçekmece ve Esenyurt kadar iddialı bir şekilde CHP'ye geçeceğini iddia ediyordum. Ancak orada Özge isimli bir bağımsız adayın olması Özgen Nama'ya oy verecekleri oraya doğru itmiş. Dolayısıyla oradaki oyları topladığınızda bağımsız adaya giden oyları Özgen Nama'ya yazdığınızda aslında Sancaktepe'de de bir CHP kırmızılığını görmek mümkün olacaktı. Ancak olmamış. Bu aslında her seçimlerde partilerin başına gelen bir olay. Parti adayına yakın bağımsız adaylar ya da özellikle Kırklareli'nde benzer bir durum var. Çünkü orada da BTP'ye bağımsız aday Kesimoğlu'na oy vereceğiz diye ciddi bir 1500 oranında oy çıkmış. Bu bağımsız aday işleri ve gerçek aday sorununu burada yaşayan en azından Sancaktepe ve Kırklareli'nde buna tanıklık etmiş durumdayız. Söylediğim gibi İstanbul'un ilçelerinde sayısal olarak değişiklik olmadı. 25-14 dengesi devam ediyor. MHP bir belediye başkanlığı kazandı. Ancak şunu söyleyebiliriz ki CHP Çatalca ve Silivri dışında ki Silivri bağıra bağıra gitti. Hala pozisyonunu korumuş durumda. Ancak kazanamadığı ilçelerde de CHP'nin ciddi atakları söz konusu. Üsküdar önceki seçime göre fark açıldı. Tabii şundan da bahsedelim. Saadet Partisi'nin Üsküdar'da oyları bölmesi bekleniyordu. Eski belediye başkanı Yılmaz Bayat'la bir çıkış yapmak istedi Saadet Partisi. Ancak belli ki AKP seçmeni ona yüz vermedi ve İstanbul'da bu sonuçlar ortaya çıktı. Evet, ilk programımız 25 Kasım 2018'di. O günden bu yana toplam 20 program gerçekleştirdik. Yerel seçim sürecine kadar bildiklerimizi, duyduklarımızı burada aktarmaya çalıştık derli toplu bir şekilde. Açılan sandığa artık burada nokta koyuyoruz. Başka programlarla karşınızda olacağız yine. Ve son olarak şunu diyebiliriz ki artık sandık kapandı. Hoşçakalın.